Arkadaşlar merhabalar. Belki de bir hafta öncesinde duyurduğum ama bir türlü yapmaya fırsat bulamadığım videomla karşınızdayım. Bunu yapmaya fırsat bulamadığımdan daha ziyade aslında biraz da geri çekilip olacakları görmek istedim, bir beklemek istedim. Çünkü bazen haberler çıktıktan sonra anında piyasa reaksiyon gösteremeyebiliyor. Ya da İlk anda ters bir reaksiyon gösterip sonradan toparlama evresine ya da bozulma evresine geçebiliyor. Şimdi bildiğiniz gibi enflasyon TÜİK verilerine göre %19,5'tu ki daha bugün de aylık enflasyonu açıkladılar. %1,5 dendi. Aylık enflasyon %1,5 ise bunu yıllığa vurduğunuzda %19,5'a denk geliyor zaten arkadaşlar. Bunu da nasıl hesaplıyoruz? Aylık neymiş? 1,5. Yani 1 nokta, %1,5 ne demek? 0 nokta 15. 1,015 üssü 12. 11 yılda 12 ay vardır. Üslü sayı hesaplama. Buradan yıllık enflasyonu hesaplayabilirsiniz. Yani bu şey değil. Şey sizi yanıltır. Efendim, aylık enflasyon %1,5 12 ile çarparsak yıllığı buluruz bulamazsınız. Kümülatif artış var çünkü orada. Bu yani şöyle düşünün. Bu şu anda enflasyon 100 lira. Şu anda bir ürünün fiyatı 100 lira. Birinci ayın sonunda %1,5'a çıkıyor, 1,5 artıyor, 101,5 oluyor. İkinci ayın sonunda bu artış ilk aydaki %1,5'u da içine eklediği için daha yüksek oluyor. Dolayısıyla üssü sayı olarak hesaplayacaksınız arkadaşlar. Bu da nedir? %1,5 olduğuna göre 1 nokta %1,5 yani 0,15 üssü 12. Bu da yıllıkta %19,5'a geliyor. Zaten öncesinde de TÜİK yıllık açıklamasında, yıllık analizinde de %19,5 vermişti. Yani değişen bir şey yok orada. Fakat buna karşı biz enflasyon diyorum pardon, faizi 100 puan indirerek %18'e indirdik. Yani 100 puan ne demek? %1. Yani faizler %18'e indi. Şimdi burada ne oldu peki? Reel faiz arkadaşlar, yani politik faizin enflasyona oranı eksiye düştü. Bu ne demek? Bu nasıl hesaplanır? Önce bir ona bakalım. Gene çok basit. Çok yani 4 işlem fazlası değil. Reel faizin hesaplanması arkadaşlar 1 artı politik faiz yani %19 %18 ise 1 artı 0,18 çünkü %18 diyorsunuz 0,18 bölü enflasyon yani bu durum 1 artı enflasyon yani enflasyon nedir? %19,5 1 artı 0,19,5 eksi 1. Bu durumda da zaten negatif bir oran çıktığını göreceksiniz arkadaşlar. Böyle olduğunda da peki ne oluyor? Buradaki riskler neler? Bir kere ondan bahsetmemiz lazım. Öncelikli olarak reel faizin eksi de kalması yatırımcılar için bir risktir. Çünkü adam der ki özellikle yabancı yatırımcı ya ben paramı TL'de tutarsam zaten 1-0 ekside başlıyorum. Çünkü faizden alacağım getiri enflasyon tarafından eritilecek. 100 liram belki de yıl sonunda alım gücü 99 liralık olacak. Neden? Çünkü reel faiz eksidir. Reel faiz yani politik faiz enflasyonun altında. Şimdi bu bir risktir. Ve bunu da zaten ilk tepkilerini gördük. Dolar ki Merkez Bankası toplantısında yaklaşık bir hafta 10 gün önce 8.30'larda seyrederken yavaş yavaş tırmanmıştı. Ve Merkez Bankası toplantısından sonra da 8.93'e kadar yükseldi. Şu an 8.90'larda seyrediyor arkadaşlar. Bunun peki biz burada ne dedik? Burada bizim karşı argümanımız neydi? Dedik ki çekirdek faiz %15'te. Çekirdek enflasyon %15'te. Peki çekirdek enflasyon dediğimiz ne arkadaşlar? Çekirdek enflasyonu ki bu pek açıkçası kullanılan bir terminoloji değil. Ve biz burada dedik ki çekirdek enflasyon %15 ama çekirdek enflasyonun içinde gıda yok, konaklama yok, giyim yok. Yani aslında en çekirdek, en olması gereken etmenler çekirdek enflasyonunda yok. Ve dedik ki biz çekirdek enflasyonu baz alacağız, faizleri düşürebiliriz. Ve düşürdük de ancak piyasanın tepkisi şimdilik çok pozitif olmadı. Borsa negatif etkilendi. Buna karşın dolar da yükseldi. Şimdi burada nasıl bir durum var ona bakmamız lazım. Öncelikli olarak mantık kurduğumuzda arkadaşlar bir 100 puan faiz arttırımı için işte Mart ayından beri biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı değişiminden beri 100 puan faiz arttırımı için biz 2 lira gol yedik bir kere. Neden? Dolar 6,90'daydı. Şu an dolar 9 lira.
Merkez Bankası Başkanı değişmeden önce haber gelmeden önceki cuma günü dolar 7.30'du. Şu an 8.90. Yani 2 liraya yakın bir gol yedik. Şimdi burada tabii ki bir diğer etmen de yabancı yatırımcının biraz daha temkinli yaklaşacak olması. Şimdi burada şunu düşünmemiz lazım. Diyebiliriz ki biz çekirdek enflasyon düşük. Dolayısıyla faizler inebilir. Ancak burada unutmamamız gereken bir faktör var arkadaşlar. Yabancı yatırımcı buna böyle bakmaz. Bizim burada birbirimizi ikna etme ihtiyacımız yok. Bizim ikna etmemiz gereken yabancı yatırımcı. Ancak şimdi yabancı yatırımcıya düşündüğümüzde ya çekirdek faiz böyle bak hala arada bir fark var filan dediğinizde adamlar bu rakamlara pek bakmaz zaten. Sizin ne yalan söyleyeyim sizin analizlerinizle sizin sonuçlarınızla da pek ilgilenmezler. Niye? Ya adam yüz milyonlarca dolar yönetiyor. Milyarlık fonlar var milyar dolarlık. Bu adam çıkıp sizin analizinize bakacak sizin sonuçlarınızı inceleyecek hali yok. Verir maaşını tutar bir iki analist, ekonomist. Onlar inceler ki yani bir şey de değil işte şurada analistlerin maaşı 40-50 bin sterlinden başlar. En kralın alacağı 100 bindir yani. Adam 100 milyon, 100 milyonlarca sterlin yönetiyor. Bunu analiste ödeyemeyecek mi yani? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bizim burada ikna etmemiz gereken yabancı yatırımcı ve biz ona yani %1 de desek enflasyon veya %1000 de desek çok fark etmeyecek açıkçası. O kendi analizini yapar zaten. Size pek bakmaz. Yani 100 milyonlarca doları, sterlini veya neyse euroyu kendi analizini yapmadan adam işleme sokar mı? Öyle bir şey mümkün mü ya? Şimdi dolayısıyla da arkadaşlar burada çekirdek enflasyon çok fazla da kullanılmayan bir birim olduğu için yabancı yatırımcı pek sıcak bakmayabilir bu duruma. Şöyle ki bakın enflasyonlarda genellikle hesaplamalarında bir sepet ürün ağı olur. Onların fiyatı hesaplanır. Tek bir ürün bazında bakılmaz. Ve bu genellikle de hani her ülke bunu kullanır. Bize hiç unutmam ekonominin birinci sınıfında bir öğretmenimiz anlatmıştı. Yazın kayak takımlarını, kışın bikini alırlar diye. Çünkü enflasyon hedefi tutsun diye. Bu Türkiye'ye özgü bir şey değil veya bu harfiyen uygulanan bir şey değil. Ama hani bir örnek, biraz da mecazi anlamda bir örnek olsun diye verilmişti bizlere. Ve çok da doğrudur. Peki enflasyon fiyatı nedir arkadaşlar? Nasıl hesaplarız? Çok basit. Bu sene bir ürünün bu seneki fiyatı, eksi geçen seneki fiyatı, bölü geçen seneki fiyatı, çarpı 100. Bu kadar basit. Örneğin bir ürünün bu seneki fiyatı 110 lira. Geçen seneki fiyatı 100 lira. Değil mi? Buradan ne anlıyoruz yani? 110 eksi 100 bölü 100. Yani ne olacak? 110 eksi 100 10 eder bölü 100. 0.1 çarpı 100 dedik. Nedir bu? %10. Benzer şekilde 100-100 fazla kafanız karışmasın diye başka bir örnek vereyim. Hadi bir ürünün fiyatı geçen sene 50 lira olsun, şu an 55 lira olsun. Nasıl hesaplıyoruz? Ben şöyle bir iki saniye bir susayım, siz bir düşünün. Arkadaşlar, bu senenin fiyatı 55, eksi geçen senenin fiyatı 50, bölü geçen senenin fiyatı gene 50, çarpı 100 dedik, yüzdesini almak için. Yani ne demek bu? 55 eksi 50, 5 eder. 5'i 50'ye böldüğünüzde 0.1 eder. Onu da 100 ile çarptığınızda 10 edersiniz ki bu da ne demek? Enflasyon %10'dur demek. Tamam mı? Ve bu bir ürün üzerinden yapılmaz. Dediğim gibi bir sepet üzerinden hesaplanır. Ve şimdi baktığımızda çekirdek enflasyon dediğim gibi pek kullanılmadığı için yabancı yatırımcının çok ciddiye alacağını zannetmiyorum ki. Çekirdek enflasyonu da zaten dediğim gibi yani yiyecek gibi en temel ihtiyaç yok zaten. Bu yanıltıcı olabilir. Ve buna bağlı olarak da arkadaşlar yabancı yatırımcıdan yani ülkeye para girişi birazcık daha düşebilir. Çünkü adam zaten az önce de belirttiğim gibi yani gelecek şimdi tahvil alacak %18 faizi var zaten. Ne olacak? Adam zaten parasını geri alana kadar enflasyon onun parasının değerini düşürecek. Adam ekside başlayacak, ekside bitirecek. Yani dolayısıyla veya gelip mevduata koysa eskeza aynı şekilde şu anki görünüşe göre eğer ki enflasyon düşmezse
eksi de kalacak. Bu bir risk. Bunun yanı sıra arkadaşlar ne oldu şimdi? Peki enflasyonun düşmemen, faizin düşmesiyle birlikte dolar yükseldi değil mi? Dolar yükselince ne olacak peki arkadaşlar? Ne dedim? Daha önceki videolarımı izlediyseniz, izlemediyseniz de lütfen bakın. Özellikle faiz videomu iyi inceleyin. MTA dediğimiz üretim ham maddesi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Bretton Woods anlaşmasından beri dolar üzerinden hesaplanıyor. Buna, affedersiniz, buna petrol dahil, altın, doğalgaz, yani ham madde, bütün gümüş, bakır, pamuk hepsi. İhraç ettiğiniz, ithal ettiğiniz ürünleri dolar bazlı alıyorsunuz. E ne olacak şimdi? Dolar yükseliyor. E dolar yükseldikçe siz bunları daha fazla almak durumunda, daha fazla para ödemek zorunda kalacaksınız. Petrol şu anda mesela zanne 60 dolarlarda ki daha da yükseleceği de tahmin ediliyor. E şimdi petrol 60 dolar diyelim. Varili 60 dolar olsun. Yuvarlak hesap olsun diye anlatıyorum. Dolar 8 liraysa variline 480 dolar para ödersiniz. Dolar 9 liraysa 540 lira para ödersiniz arkadaşlar. Yani bu da ne demek? Doların yükselmesi enflasyonu gelecekte arttıracak demek. Peki enflasyonun artması ne demek? Enflasyonun en temelinde sizin paranızdaki yıllık değer kaybı arkadaşlar. Peki şimdi şöyle düşünelim. Dolar yükseldi. Dediğim gibi yani Mart başından beri biz 100 puan faiz indirimi için 2 lira dolar yükseldi. Öyle veya böyle, doğru veya değil, bakın ben onu bilmiyorum. Ben ona bir yorum yapamam. Ben verileri yorumluyorum sizlere. E peki şimdi gelecekte ne olacak? MTA'yı daha fazla, daha pahalı alacağımız için sonucunda enflasyon daha çok yükselecek. Enflasyon daha çok yükselmesi de bu sefer faizler enflasyon daha da altında kalacak. Yani bu bir kısır döngü olarak devam edecek. Ve en büyük riskimiz de bizim uzun dönemde, eğer ki umut ediyorum bu dediklerimde yanılırım, ancak böyle bir durum gerçekleştiğinde ve dolar daha da yükseldiğinde bu sefer daha yüksek kurdan daha yüksek enflasyon olacak. Ve buna bağlı olarak da biz faizleri daha yüksek kurdan çok daha yukarıya çekmek durumunda kalacağız. Bu olmaz demeyin. Çünkü şimdi şöyle bir durum da var. Bilim, ekonomi bilimi en temelinde kar zarar analizidir. Biz faizleri 100 puan indirdik. Yani %19 iken 18'e indi. Ama dolar 2 lira arttı. Bu süreçte dolar 2 lira arttı. Bu ne demek? Biz 7 liradan alacağımız petrol varilini 8.90'dan 9 liradan alacağız şimdi. Orada bir nereden baksanız %25'lik bir artış olacak. Değil mi? E peki buna karşı olarak da faiz inmesinin sebebi de ekonomiye canlılık katmak, ki bu çok doğru. Ancak şimdi faizler %19 iken millet iş adamları böyle temkinliydi, yatırım yapmıyordu. Niye? 100 lira alsa 119 lira ödeyecekti. Şimdi 100 lira alsa 118 lira ödeyecek. Yani bunun açıkçası ben yatırımcıyı çok fazla teşvik edeceğini zannetmiyorum. Diyeceksiniz ki genel faizleri daha çok indiririz. Aa, öyle olmuyor işte. Kağıt üzerinde mantıkta kolay ama gerçekte öyle olmuyor. Çünkü faizleri daha çok indirirseniz az önce anlattığım döngüye geri girersiniz. Peki ne olacak o zaman bu? Burada aslında ya bizim aldığımız en büyük risk gelecekte yüksek döviz kuru, daha yüksek döviz kuru diyelim, yüksek enflasyon döviz kuruna bağlı olarak ve buna bağlı olarak da daha yüksek faiz vermek durumunda kalma riskimiz var. Umarım yanılırım arkadaşlar. Umarım ki dolar düşer tekrardan daha uygun fiyatlara geriler diyelim. Ancak ben bu videoyu yaparken dediğim gibi sizlere hani çok fazla bilinmeyen var. İşte dolar çıktı, ulan enflasyon ne oluyor falan, faiz ne demek falan. Bu üçünü bir kafanızda birleştireyim istedim arkadaşlar. O yüzden bu videoyu yaptım. Biraz fazla terminolojiye girmiş olabilirim. Eğer ki ekonomi konusunda hiç bilginiz yoksa bu videoyu birkaç sefer aralıklarla izlemeniz. Eğer ekonomi bilginiz, biraz temeliniz varsa açın bu yazdıklarımı, bir not edin arkadaşlar. Özellikle formülleri. Kendi hesaplamalarınızı gelecekte kendiniz de yapabilirsiniz. Umarım bu videodan fayda sağlamışsınızdır arkadaşlar.
Hepinize bol kazançlar diliyorum ve iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Burada bakın videoyu yapayım dedim. Saati 11 yaptık gece gece. Yarın hepinize hayırlı